hatam herhalde. Benim yaşadıklarımı yaşamanız lazım beni daha iyi anlayabilmeniz için 2005'teki. Ki bir de hani evet, star olduktan sonra sırtınıza binen yük daha fazla artıyor. Ve 2005 Avrupa Şampiyonası'nda evet formda değildim. Ancak sadece formda olmayan ben değildim yani. Hani bunu, bu gözükmüyor. Çünkü çok şey beklenen insan benim. Ben bir şey yapamayınca diğerleri de yapamıyor. Ya da kayalım yolların yapmadıkları diyelim. Yani evet. Öyle olunca yani bu benim, da doğru değil. Anlatamıyorum ki sizin yaşamanız lazım. Çünkü biz şeyiz yani, belki şu an 22 yaşındayım ama 30 yaşında insanın yaptığı antrenmanı yaptım şu 5-6 senede. Hiç tatil yapmadım, hiçbir yani normal gelmiyor bunlar bana. Ben de yani iniş yaşayabilirim. Yani bak, ne bekliyorlar? Ne yapabilirim ki daha? Daha ne yapayım yani? Hani ne yapabilirim? Vallahi aslında tabii bunu sormamın sebebi şuydu. Senin bu konuyla ilgili... Kilo aldı, kilo verdi. Tabii o da mevzuların bir sağa tarafında. Gitti, sola gitti, arkaya gitti. Ne yapayım, ne yapayım yani? Nefes alabilir miyim? Bu parabol, iniyorsun, çıkıyorsun ve şu anda bana göre çok da hakikaten ilk Neslihan'dan çok daha verimli oynuyorsun. Çok daha istikrarlı servis atıyorsun. Her an yaptığın herhangi bir hata ya da bilmem ne seni geriye düşürmüyor. Bunlar çok önemli yani, bilmiyorum ama sen nasıl hissediyorsun şu andaki Neslihan'ı? Evet, gerçekten iyi hissediyorum kendimi ama zaten bu olacak yani. Ben hani biraz bekleyin ya. Süper olsam da gene bir düşüş dönemi yaşayacağım. Her zaman %100 de hiç kimse oynayamaz. Bana gene yorumlar yapılacak. Şöyle oldu, böyle kaldı, bilmem ne oldu. Ben bunlara hazırım zaten. Hazır olmasam bu performansı yakalayamam. O yüzden ben çok rahat katılıyor böyle bir turnuvaya. Ve bizim kazandığımız maçlar sayesinde bizim katılmamız, ya yani hakkımız da oraya gitmemiz bizim için çok büyük bir gurur. Ve grubumuza baktığımız zaman da daha önce yendiğimiz takımlar var. Küba olsun, İtalya olsun. Ama formda gittiğimiz zaman, buradaki yani milli takıma gidecek oyuncuların yıpranmadan bir hazırlık dönemi geçirip oraya formda gittiği zaman bence çok enteresan skorlar, enteresan sonuçlar olabilir. Peki milli takımın şu anda özellikle yani baharın belirsizliği, işte bir aslında tabii Elif de var, bir taraftan Pelin var, işte genç kızımız var Eczacıbaşı'nda, Naz var. Pasörle ilgili bir sıkıntı yaşar mıyız, ne düşünüyorsun? Ya ben kendi adıma zannetmiyorum benim ama tabii orta oyuncular, dört numara oyuncuları keza yaşayabilirler. Hani ben havaya top atılması bana yetiyor yani. O pek kim attı önemli değil. Çok iyi. Tek havaya atsınlar yeter diyorsun. Ne güzel işte, tamam biz de bunu istiyorduktan döndü. Ay aman yine mi basına döndü? Nasıl bu kadar çabuk değişti bu iş? Şöyle söyleyeyim, biz 2003 Avrupa Şampiyonası'na bir ay kala antrenman yapamadık. Reklam çekimi, gazete, reklam, gazete, dergi, sen şuraya, dört kişi şuraya gitsin, beş kişi buraya gitsin, sabah kahvaltı haberine. Bir ay kala podyuma da çıktık Ankara'da, tekstil fuarında, ona da çıktık yani. Vay vay vay. Sonra bunun akabinde başarı gelince ben hani bir sene boyunca kulübe geldim, kulüpte antrenman yapıyorum sabah. Öğlen bir panele, akşam antrenmana geliyorum eve. Oradan tekrar her gün aynı şey oldu. Tekrar artık böyle şey oldu. Sonra zaten ben sakatlandım. Ben bir mola aldım. Arkadaşlarım devam ettiler. Bu sohbeti unutmuyorum. Bir reklam arası vereceğim. Ben bir şeyler beklenmesin. Yani benim sırtıma ne kadar yük koyarsanız ben o kadar taşırım. Evet. Ama bunu benden alırsanız veya dağıtırsanız veya yani bunu bana, beni hazırlamazsanız bu yükü taşıyacak kadar ben bir şey yapamam yani. Bu benim suçum değil o zaman yani. Dolayısıyla doğru noktalara temas edin. Suçluları bul. Şimdi devam edeceğiz sohbete. Soruyordum artık zaten. Annem abim sudoku diye bir evet, sudoku çözüyorum. Hakikaten. Ne yapar Neslihan? Su topu oynar. Su topu oynayanlarla arkadaşlık ederim. Yani ben de her normal insan her gibi. Her genç kız gibi. Sinema, işte yemek, arkadaşlarımla vakit geçiriyoruz yani. Öyle yani. Annem biriktiriyor, ben biriktirmiyorum da. Annem benim yerime bütün gazeteleri alıyor, hepsini kesiyor, yapıştırıyor, arşivliyor. Öyle bir arşivim var annemin. Öyle ne güzel. İleride sen işte o zaman anlayacaksın. Arşiv, ah, ne istiyorsun falan deyip o zaman minik stopucularla.
Reklam girmiyor muyuz ya? Yok mu başka reklam? daha var. Reklama da gireceğiz tabii. Tamam. Tekerlik da yapılan bir spor. Profesyonel anlamda yapmaya başladığınız zaman çok sabır gerektiren bir şey. Yani ben bunu voleybolcu olacağım dediğiniz zaman çok sabır gerektiriyor. Çünkü hani basketbol gibi, futbol gibi, futbolda geç kaleye golü tek başına atabilirsin. Evet. Basketbolda kendin sürüp basket hazırlayabilirsin ama o kadar birbirine bağlı bir spor ki voleybol. Yani Deniz manşet almazsa, İra pas atmazsa ben vuramam. Yani böyle bir olay olduğu için çok sabır gerektiriyor ve çok disiplinli ve takım, yani hakikaten takım olmanız lazım. Tek başına yapılabilecek bir şey. Evet, tek başına yapılabilecek bir şey. Evet, Necda, sorumuz var. Yani bir denk geldiniz. Çünkü seneler böyle ülkelerin voleybol geçmişine baktığımızda böyle belirli bir 15-20 yıllarda bir denk geliyor. Böyle iyi bir grup, birbirine yakın grup. Altyapıları nasıl görüyorsunuz? İzleme şansın oluyor mu? Var mı gelecek yani, oyuncu? Tanıdıklarımız var en azından. Yani bir 73 jenerasyonu varmış galiba. Pelin ablalar, Özlem ablalar, Arzu abla. Yani o jenerasyon bir gelmiş. Bir de biz 83'ten itibaren. 83'ten itibaren hakikaten çok büyük bir altyapı var işte. 83'lerde biz varız. 85'lerde Gözde, Elif, Seda, Güldeniz var. İşte keza Neriman, Eczacı başında Naz. Yani altyapı hakikaten çok sağlam geliyor bence. Bu kadar çıkmamıştı daha önce voleyboldan baktığımızda. Devamı var yani değil mi? Ben kesilmeyecek sizden sonra. Görüntü o yani. Evet. Ne kaç sana ama ya sağ yeter ama. Sizin için söylüyorum çocuklar.